Önce IŞİD terörü, şimdi de petrol krizi. Irak'ta yaşanan son gelişmelerin sosyal ve ekonomik etkileri ülkenin genelinde ağır bir şekilde hissedilmeye başlandı. IŞİD'in hedefinde olan Sünni bölgelerinde hayat durma noktasına geldi. Binlerce insanın kaçtığı bu bölgelerde ilk sırada akaryakıt olmak üzere elektrik ve su sıkıntısı baş gösterdi. Ülkedeki kaos bir gün önce örgütün Beyci petrol rafinerisini ele geçirmesiyle birlikte daha da arttı. IŞİD saldırısından önce bölgenin can damarı olan rafineriden boru attı ve tankerler yoluyla Kerkük'e günlük 1 milyon 310 bin varil işlenmiş petrol geliyordu. Ancak IŞİD'in ele geçirdiği Beyci'den petrol sevkiyatı durdu. Aynı şekilde Musul, Selahattin, Diyala hatta Erbil'de bu durumdan olumsuz etkilendi. Yakıtsız kalan sürücüler istasyonlarda sıraya girdi. Erbil'de bölgesel Kürt hükümeti sorunla birlikte bir dizi tedbir aldı. Buna göre araç sahiplerine 30 litreden fazla benzin veya mazot verilmemesi, ayrıca yakıt satışının sadece 20 istasyonda 24 saat kesintisiz devam etmesi planlandı. Öte yandan Erbil'deki akaryakıt sıkıntısının bir diğer nedeni de sığınmacılar olarak gösterildi. Kürt bölgesine araçlarıyla gelen 300 bin sığınmacının yakıtı tükettiklerine dikkat çekildi. Ayrıca yerel halkın stok yapması da bu krizi tetikledi. Akşam saatlerinde ülkeden korkunç bir haber daha geldi. Tusurmatu ilçesine bağlı bir avcılık köyünü basan IŞİD militanları 3'ü kadın 23 Türkmeni öldürdü. Bir diğer gelişme ise rehin alınan işçilerle ilgiliydi. Örgüt militanları aralarında 4 Türk mühendisin de bulunduğu 4 işçiyi serbest bıraktı. Irak'ı kasıp kavuran IŞİD Avrupa'yı da korkuttu. İngiltere Başbakanı David Cameron haftalık basın toplantısında örgüt hakkında konuştu. IŞİD'in İngiltere için Afganistan ve Pakistan'daki cihat yanlısı savaşçılardan çok daha büyük tehdit oluşturduğunu söyleyen Cameron, örgütün İngiltere'ye yönelik saldırı planladığını öne sürdü. Bu arada IŞİD, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya sosyal medyada oyun oynadı. Örgüt, Obama'nın Boko Haram'ın Nijerya'da kaçırdığı kızların evlerine dönebilmelerini yazdığı "Kızlarımızı geri getirin" fotoğraflarını tiye aldı. Irak askerlerinin arkalarında bırakarak kaçtığı Amerikan askeri arazi aracı Humvee'lere gönderme yapan örgüt militanları dijital ortamda Michelle Obama'nın elinde tuttuğu kağıttaki yazıyı "Humvee'lerimizi geri getirin" olarak değiştirdi.